Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ezvacihi ve ehli beytihi ecmaîn. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Muhabbetler diliyorum. Güzel bir gece olsun inşallah. Muhabbetli bir gece olsun. Lezzetli bir gece olsun. Lezzetine doyum sağlayamayacağımız bir muhabbet bir gece olsun inşallah tufanlardan kurtulduğumuz tayfunlardan uzak kaldığımız görme yetisini kavuştuğumuz bir gece olsun inşallah Ramazan bizim görmemizi sağlamak içindir zaten gözümüzü açmak içindir gönlümüzü açmak içindir ruhumuzu dinlendirmek içindir bizi kendimize getirmek içindir Dünya gözümüz uyusa da kalp gözümüzün açılması yani gafletten uyanmamız içindir. Onun için bu içinde bulunduğumuz Ramazan ayının son gününden de artık aşağıya doğru gidiyoruz. Bunlar bizim kalp gözümüzü açma egzersizleridir aslında. Bir bakıma kendimize uyanma egzersizleri, kalbimizi açma egzersizleri, gafletten uyanma egzersizleridir. Zamanı anlayanlar bunu yaparlar. Mekanı anlayanlar bunu yapabilirler. Varlığı anlayanlar bunu yapabilirler. E, zamanı, mekanı, varlığı anlayanlar e, kendilerine olan uyanmayı sağlayabilirler. Ramazanda sahurlara uyanıyoruz ama kendimize uyanmayı başaramazsak sahur yapamamışız demektir. Zaten sahur, daha doğrusu seher kendine uyanmak demektir. Sahur sahrasından, yani sahradan, çölden... Seher serindiğine, aydınlığına, yani kesif olmaktan, karanlık olmaktan aydınlığa kavuşmamız, aydınlığa ulaşmamız demektir. Kendi aydınlığımıza ulaşmamız, kendi aydınlığımıza kavuşmamız önemli bir şey. Ramazan karanlıkları delme, karanlıkları dağıtma, kesif olanları dağıtma, kesreti dağıtma, yani çokluğu dağıtma ayıdır. Çokluğu dağıtabildiğimiz sürece, kesreti böyle bildiğimiz sürece. Karanlıkları aydınlığa çevirebildiğimiz sürece bunu inşallah başarıyla yapacağız. Bu da tabi zamanı anlamakla olur. Zamanı üzerinde düşünmek de olur. Kendimiz üzerinde, varlığımız üzerinde düşünmek de olur. Buralardan baktığımız zaman bunu yapabileceğiz. Kendimize uyanmayı, kendi gönlümüze uyanmayı sahur sahrasından, çölünden, seher aydınlığına yani kendi aydınlığımıza uyanmakla ancak bunu yapabiliriz gönüllerin mesafesi yok. gönüllere mesafe diye bir şey yok. Gönüller uzaktan uzağa da birbirini sarabilirler, birbirini sarmalayabilirler, birbirine hakikati ulaştırabilirler. Dilin imkanı kısıtlı ama gönlün imkanı geniş. Dilin imkanları sınırlı ama ruhumuzun imkanları geniş. Bize ruhumuzun imkanlarını, gönlümüzün imkanlarını kullandığımız sürece mesafeler diye bir şeyden bahsedemeyiz mesafeler maddi varlıklara bürünmüş olan ya da maddi varlıklarla örtülmüş olan, maddi varlıkları bir yorgan gibi üzerine çekmiş olanlarla ilgili. Bu zamanı anlamamak anlamına da gelir e, aynı zamanda. Dolayısıyla e, bu meseleler üzerine düşünmek lazım. Eğer maddi mesafeler söz konusu olsaydı, Hz. Peygamber'in etrafında olan, arkasında namaz kılan, ona iman ettiğini söyleyen e, pek çok kişinin yanında Bizler şeyi anlayamayacaktık, Veysel Karani Hazretlerimiz'i anlayamayacaktık. O yanında değildi ama yanındakilerin pek çoğundan daha çok yanındaydı. E, o zaman zaman meselesi, mekan meselesini nasıl düşünmemiz gerekir? Hazreti Veysel Karani'nin hafız olduğunu söyleyenler var. Yani Hazreti Peygamber'e gelen vahyi ilahiyi uzaktan uzağa 18 gün ya da 21 gün mesafeden bunları alıyor ve hafız oluyordu gönlü o kadar Fahri Efendimiz'e bağlıydı ki başka bağlılıkların çok ötesinde, çok ilerisinde, çok daha derindi. Demek ki gönlün sarması, sarmalayabilmesi için mesafeler uzun değil. Zaten gönül birliğini sağlayabildiğimiz zaman muhabbetimizi, muhabbeti ilahi ve muhabbeti Muhammedi ile coşturduğumuz zaman, kazanı bunlarla yaktığımız zaman Allah'ın izniyle o muhabbet zaten birbirimize şifa oluyor. Birbirimizin gönül dertlerine derman oluyor. Birbirimizin ağrılarını gideriyor. Birbirimizin muhabbetinde dem aldığımız sürece, demimizi ilahi muhabbetten aldığımız sürece, muhabbeti ilahiden aldığımız sürece, birbirimizin muhabbetinden aldığımız sürece mesafeler uzak olabilir. Ama o muhabbet yakın ediyor insanı birbirine. Şu anda işte Instagram üzerinden yayın yapıyoruz. Hepimiz birbirinden uzağız ama birbirimize ne kadar yakınız. Aynı muhabbet sofrasının yaygısı etrafında değil mi? diz çöküyoruz ve kendimizi anlama, kendimizi dinleme, kendimizi bulma, kendimize tutunmaya çalışıyoruz. Aslında kendimizdeki hakikate tutunmaya çalışıyoruz. Kendimizdeki güzelliğe tutunmaya çalışıyoruz. Kendimizdeki gerçeğe tutunmaya çalışıyoruz. İçimizdeki muhabbeti ilahiye, muhabbeti Muhammediye tutunmaya çalışıyoruz. İşte o zaman Sahra Çölü'nden seher aydınlığına yani kendi karandığımızdan yine bizde bulunan Muhammedi aydınlığa ilahi aydınlığa ulaşmış oluyoruz. Burada da mesafeler diye bir şey söz konusu değil. Maddeden ne kadar uzaklaşırsak, kesif olmaktan ne kadar uzaklaşırsak o kadar billurlaşıyoruz, o kadar aydınlaşıyoruz, o kadar kristalize hale geliyoruz ve işte Muhammedi neşeye böyle ulaşmış oluyoruz. Yani tasaffi olma noktasına, Mustafa olma noktasına buradan ulaşmış oluyoruz. Safiyullah olarak başlayan Hz. Adem silsilesinden Habibullah silsilesine kadar o arayı birleyerek bütün peygamberlerde ve ümmetlerinde, kavimlerinde kendimizi bulup onlardaki eksikliklere giderip onlardaki güzellikleri kendimizle pekiştiriyor olmamız zaman meselesinde biraz daha bizim anlamamızı sağlıyor. Yani eğer o zamanda değiliz biz, bu zamanda bunu nasıl yapacağız diye düşünüyorsak bunun üzerine biraz daha düşünmeli ve çözmeye gayret etmemiz lazım. Bildiğiniz gibi yani görme aslında göz için kullanılmıyor. Görme kalp için daha çok kullanılıyor. Yani sadır meselesi var. Yani sadece gözüyle görenlerden isek biz körüz demektir. Sadece maddi sarılmayla sarılmayı anlıyorsak biz hakikaten fizikten ibaretiz, maddeden ibaretiz demektir. Değil mi? Bu ise bir müminin kabulleneceği bir şey midir? Yani birbirine şifa olmak uzaktan uzağa mümkün değil mi? Ve işte yaşamıyor muyuz aslında? Birbirimizi gördüğümüzde hatta birbirimiz aklımıza geldiğinde şifalanmıyor muyuz? Mümin olmak böyle bir şey değil midir? Mümin olmak gönül birliği değil midir? Mümin olmak muhabbet birliği değil midir? Ve işte Ramazan bize bu muhabbet birliğini, bu gönül birliğini getiriyor. Bu muhabbet birliğinde, gönül birliğinde, gönül dizgesinde, gönül zincirinde olmak elhamdülillah şükredilmesi gerekenlerin en önemlisi diye düşünüyoruz. Biz buradan ta Hazreti Adem'e gidebiliyoruz, Kabil'e gidiyoruz, Habil'e gidiyoruz, Peygamber Efendimiz'in devri saadetine gidiyoruz, orada yaşananları hissediyoruz, Kur'an'ın iniş zamanlarına dikkatimizi veriyoruz, gelen ayetleri kendi gönlümüze düşürmeye çalışıyoruz ve Sure-i Fatiha'dan başlamak üzere son sureye kadar bütün surelerin bize geldiğini, bütün ayetlerin bize geldiğini düşünüyor olmamız gerekir. Hz. Adem'de biziz, Hz. Musa'da biziz, Hz. İsa'da biziz, Hz. İbrahim'de biziz, Hz. Muhammed Aleyhisselam'da biziz şuuru, bilinci içerisinde olduğumuz sürece zamanı ne demek olduğunu daha doğru anlamış olacağız. Zamanı sadece kendi yaşadığımız devir olarak anlarsak, şimdi bulunduğumuz anla sınırlı bulursak ki bu anı bilmek ve kavramak da Muhammed'i bir bilinçtir, Muhammed'i bir neşedir, Muhammed'i bir zehktir. Ee, bunu yaslayarak söylemiyorum. Zaten şu anda bulunduğumuz anı vakti anlamazsak e, ileriye gitmemiz de aslında mümkün değil. Dolayısıyla görme kalp için kullanılır. E, körlük ve görme kalbe aittir aslında. Kur'an'da görmezler deyince gözleri kör olanlardan mı bahsediyor? Kur'an'da işitmezler denildiği zaman kulakları sağır olarak olanlardan mı bahsediyor? Kur'an'da diyelim ki söylemezler dendiği zaman dilleri dönmeyenlerden mi bahsediyor? O görünmezler dediği kişiler çok iyi görüyorlar, bütün menfaatlerini görüyorlar. Duymazlar dedikleri her türlü dünya sesini duyuyorlar. Ama demek ki buradan kastedilen bir kalbi görmek, değil mi? Muhammed Aleyhisselam'ı beden gözüyle herkes gördü, değil mi? Ebu Cehil de gördü, diğerleri gördü, Velid bir mugire gördü. Ama kalbiyle görenler sahabe oldular, kalbiyle görenler mümin oldular kalbiyle görmediği halde görüyormuş gibi yapanlar da münafık oldular. Değil mi? İki yüzlü oldular. İkrarlarında durmadılar. Çok çabuk bu biçimde, çok hızlı bir döndüler. Yani dolayısıyla bizler inşallah bu Ramazan'ın vesilesiyle, Kur'an'ın kalbimize indiği bu ay vesilesiyle inşallah kalbiyle görenlerden oluruz. Kalbiyle hissedenlerden oluruz. Kalbiyle duyumsayanlardan oluruz. Kalbimizi çalıştırmak, kalbimizi işlettirmek, kalbimizi hareketi hale getirmekte Kur'an'ı anlamamıza bağlı, Fahri Kainat Efendimiz'i anlamamıza bağlı, Hulefai Raşidini anlamamıza bağlı, Ciyari Eyari Güzini anlamamıza bağlı, Eshab-ı Güzini anlamamıza bağlı, Ehli Beyti anlamamıza bağlı. Peygamberimizin etrafında pervane olan o güzellerin kendi canlarını hiçe sayarak fedake ebi ve ümmi ya Resulallah demelerine bağlı. Sahabeler fedake ebi ve ümmi ya Resulallah dediler biz o zaman diliminde söylendi diye mi geçiştireceğiz bunu? Sahabeler Efendimiz'e söyledi. Annem babam sana feda olsun ya Resulallah dediler. Peki biz diyebiliyor muyuz? Peki biz feda bildik mi? Ve neyimizi feda edebildik? Cenab-ı Hak için, onun yüce kitabı için, onun vahiy ilahisi için, onun peygamberi için, onun muhabbeti için, onun ehli beyti için, onun sahabeleri için neyimizi feda ettik? Hazreti Ebu Bekir Efendimiz gibi neyimizi feda ettik? Hazreti Ömer Efendimiz gibi neyimizi feda ettik, Hazreti Osman Efendimiz gibi neyimizi feda ettik, Hazreti Ali Efendimiz gibi neyimizi feda ettik, fedakediye bildik mi? Konforumuzu bile feda edemiyoruz değil mi? <laughs> Zamanımızı feda edemiyoruz, sağlığımızı feda edemiyoruz. Yani tamamen tembellik içerisinde yaşıyoruz, sonra da diyoruz ki bizler Muhammediyiz. Bizler Peygamber Efendimizin, şanlı Peygamberimizin ümmetiyiz diyoruz. Bütün bunlar kendimizi biraz teselli etmekten öteye gitmiyor. Eğer ciddi bir iman yoksa, ciddi bir ikrar yoksa bunlar çok da öteye gidemiyorlar. Onun için o dönemi anlamadan, Fahri Efendimiz'i anlamadan, Efendimiz'in etrafındaki, etrafındakileri anlamadan nasıl olacak? Yani Hz. Ebu Bekir Efendimiz'i anlamadan sıdkiyeti anlayabilir miyiz? Hz. Ömer Efendimiz'i anlamadan Faruk olmayı, Furkan olmayı anlayabilir miyiz? Hz. Osman Efendimiz'i anlamadan fedakarlığı, hilmi, iştenliği ve yumuşak başlılığı anlayabilir miyiz? Hz. Ali Efendimiz'i anlamadan Allah'ın arsanı olmayı anlayabilir miyiz? Haydar-ı Kerrar olmayı anlayabilir miyiz? ehl Beyt'i anlamadan fedakarlığı ve kendini ümmet için feda etmeyi, onların bütün başlarına gelebilecek olan sıkıntıları kendilerine gelmesini isteyip ümmetin rahat olması, ilkesini, erdemini, ahlakını, iştenliğini, yüceliğini anlayabilir miyiz? Nasıl anlayabiliriz? Dolayısıyla hani Kur'an'ı sadece yüzünden okumakla olmuyor. Hatimlerimizi yaptık elhamdülillah, cüzlerimizi okuduk. Kadir gecesinde duasını da yapacağız değil mi? Pek çok yerde zaten yapılıyor. Her gün Yasin-i Şerif okuyor ve buradan duasını yapıyoruz. Ama Kur'an'ı anlamadan, Kur'an'ı hakikatlerine kendimizi açmadan, biraz konforumuzdan fedakarlık yapmadan, fedakar ya Resulallah demeden neyi anlamış olacağız? Yani fedaket diyebiliyor olmak sadece o zamana mı mahsus? İşte Süleyman Hoca dün akşam zamanla ilgili bir konuyu açtı. Çok güzel bir program oldu. İlerleyen zamanlarda inşallah tekrar etmek nasip olur. Bir kez daha farklı açılardan dinlememiz inşallah kısmet olur. Teşekkür ederiz. Süleyman Hoca'ya da güzel geri dönüşler olmuş. Bugün yazıştık. Tekrarını yapmakta. Yani başka bir açıdan tekrarını yapmakta yarar var. Hem Süleyman Karakaç Hocama hem de siz değerli kardeşlerime, dostlarıma, yarenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Allah kalp gözümüzü açtığı zaman orada neler yaşandığını daha net idrak etmiş olacağız. Allah kalp gözümüzü açtığı zaman Hazreti Ebu Bekir'in anlayacağız. Hazreti Ömer'in farukiyetini anlayacağız. Hazreti Osman'ın hilmiyetini anlayacağız. Ali'nin Kerem Allah veçe olmasını hiç putlara tapmadan onun yüzünün keremli olduğunu, aydınlık olduğunu, ona ikrami ilahinin geldiğini anlamış olacağız. Yani bütün bunları anlamış olacağız ve anladığımız sürece de idrake getirmiş olacağız. İdrake getirdiğimiz zamanda da efale getirmiş olacağız. Yani anlamadan, düşünmeden, idrake getirmeden nasıl olacak? Dolayısıyla bunları anladığımız zaman birbirimize Allah'ın izniyle şifa olacağız. Ve zamanın tuyanına, zamanın tufanına, zamanın tayfununa kendimizi bırakmamış olacağız. Ve böylece de kendimizi e, Nuh'un gemisine binenlerden, Muhammed'i gemiye binenlerden, onun gönlüne binenlerden inşallah e, olacağız. Dolayısıyla bu meseleleri biraz daha derinden düşünmek lazım. Biraz daha ince düşünmek lazım. İrfani bir akılla düşünmek lazım. irfani bir kalple düşünmek lazım. Buralardan bakmadığımız sürece... E, gözümüz görüyor olur ama kalbimiz görmüyor olur. Gözü görüp de kalbinin kalbi gör, görmeyip de gözünün görmesinin ne anlamı olabilir? E, dünyayı gördük, çiçekleri gördük, seni gördük, bunu gördük ama gönlümüzle görmediğimiz sürece birbirimizi gördük sayılır mı? Yani birbirimizi sardık sayılır mı? Birbirine, birbirlerimizin acısına şifa olduk sayılır mı? Birbirimizin gönül dertlerine derman olduk sayılır mı? Gözle görüyor herkes birbirini. Ama birbirine şifa yerine çoğu acı vermiyor mu? Çoğu keder olmuyor mu? Çoğu hastalık olmuyor mu? Demek ki müminlik mertebesine ulaşanlar mümin olduk diyenler. Onun için deniyor ki hani mümin olduk demeyin, İslam olduk deyin. Eğer İslam olmuş olsaydık, gereğiyle mümin olmuş olsaydık birbirimizin gönül dertlerini sarabiliyor olurduk. Birbirimizin hatırına geldiğimiz anda birbirimize şifa dolmuş olurdu, enerji dolmuş de olurduk, değil mi? Muhabbetle dolmuş olurduk. Bu konuları biraz daha düşünmek lazım. Ramazan işte bir duruş ayıdır demiştik. Ramazan bir hissediş ayı demiştik. Ramazan kalpteki körlüğü de açma ayıdır. Bu o zaman da sahabeler yaptı. Biz bunu bu zamanda yapamayız gibi bir anlayışa sürüklenmek e, sıkıntılı olur. E, Müslümanlık ferdiidir aslında. Yani İslamiyet ferdiyettir. Müslümanlık ferdiyet demektir. Yani Hazreti Ebubekir Efendimiz yaptı. Ben de yapacağım demektir, değil mi? yani Hazreti Ömer Efendimiz yaptı ben de yapacağım demektir. Hazreti Osman Efendimiz yaptı ben de yapacağım demektir. Hazreti Ali Efendimiz yaptı ben de yapacağım demektir. Ehli Beyti Mustafa yaptı ben de yapacağım demektir. Yani onlar yaptı. Onların yapmasından ben bundan kurtulama kurtulamam. Yani onların yapıyor yapıyor olmasını bir örnek haline getireceğim. Burada zamana kendimi takmayacağım. Onlar o zamanda yapabildiler. Ben bu zamanda bunu yapamam gibi bir hoyratlığa düşmeden bir körlüğe düşmeden bu işi yapıyor olmamız lazım. Müslümanlık ferdidir ve biz bu ferdiyet içerisinde kendi kulluğumuzu, kendi müminliğimizi, kendi İslamlığımızı, kendi merhametli oluşumuzu, kendi kalbi oluşumuzu gerçekleştirmiş olacağız. Bu da birbirimize ne kadar salah ile davrandığımıza bağlı. İbadetlerimi kusursuz yapıyorum ama etrafa bir salahım yok. İbadetlerimi, orucumu kusursuz tutuyorum ama kimseye bir faydam yok namazımı 5 beş 5 katıyorum ama bunun dışında bir faydam yok. Böyle bir şey değil mesele. Yani evet ferdi kulluklarımızı zaten yapacağız ama bir de işin bir salah yanı var. Yani insanlarla ilişkili yanı var. Ameli salih diye de tanımlayabileceğimiz başkalarının iyiliğine, hayrına, güzelliğine, kurtuluşuna, şifasına, değil mi? E dönük bir yanı da var. Bunu kaçırdığımız sürece problemler başımızdan hiç eksik olmayacak. Belki de ee, değerli dostlar, bunu kaçırdığımız için başımıza hep problemler oluyor. Hep bana dediğimiz için, keser hep kendimize yuttuğumuz için oluyor. İhsar ahlakından uzaklaştık. Önce sen diyemiyoruz kardeşimiz için. Önce onun olsun diyemiyoruz. Önce o mutlu olsun diyemiyoruz. Önce o huzurlu olsun diyemiyoruz. Önce o sağlıklı olsun diyemiyoruz. Önce onun acıları gitsin diyemiyoruz. Ama Hazreti Fatıma öyle demedi. O bütün müminleri sardı değil mi? Hazreti Hatice bütün müminleri sardı. Haz Haz Sahabe efendilerimiz bütün müminleri sardı. Peygamberimiz ümmetinin derdiyle sancılandı. Ve o kadar ve o kadar o kadar çok sancılandı ki ne yapıyorsun e, gibi ikazlar da geldi. Ümmetine haris olan, ümmetinin iyi olması için, ümmetinin e, kurtulması için, ümmetinin daha iyi olması için kendini feda eden bir peygamberin ümmetleri olarak bizlerin bu kadar bencil olmamız e, neyle izah edilebilir? Yani bunun bir izahı olabilir mi? Buna bir izah getirmek mümkün olabilir mi? E, dolayısıyla buralardan kendimize çok iyi bakmamız lazım. Evet, değerli dostlarımız e, burada. Ömer Coşkundere Üstadım burada. Recep nefsin kötülüğünü fark etmek, Şaban iyilikleri arttırmak, Ramazan vasıl olmaktır. Merhaba güzel dostlarım, hayırlı geceler diyor. Günşen'in tekesine Şeyh Ömer Coşkundere ağabeyime, üstadıma Babamıza burada muhabbetle gönderiyorum. Dostlara selamlar olsun. İşte bu bilinç içinde olmamız lazım. Recep nefsin kötülüğünü görmek ve fark etmek. Görüp fark edebildik mi? Şaban iyilikleri arttırmak, Şaban ayı artırabildik mi? Ramazan vasıl olmaktır. Vasıl olabildik mi? Birbirimize vasıl olmadan hakka vasıl olabilir miyiz? Birbirimizin gönlüne şifa olmadan hakka vasıl olabilir miyiz? Birbirimizin derdine derman olmadan hakka vasıl olabilir miyiz? canan yapabilir miyiz? Birbirimizin derdine, kederine, sıkıntısına, ağrısına, sızısına e, şifa olmadan, merhem olmadan, hem det olmadan, hem hal olmadan e, bu vuslat yapabilir miyiz? Bu Ramazan bizim inşallah vuslatımız olsun. Ömür babamın dediği gibi Allah bizlere de vuslat yaşamayı nasip etsin. Birbirimizin gönlünde vuslatımızı yaşayalım. İşte Allah'ın cenneti geniş. Müminin kalbi en büyük cennet aslında. Müminin kalbi en büyük cennet. Yani biz kalbimizi cennet hale getiremediğimiz sürece cennet hayaliyle hep avunup duracağız şimdiye kadar yaptığımız gibi. E, niçin nifak yasak? Çünkü kalbi daralttığı için. Niçin infak, infak emrediliyor? Gönlü genişlettiği için. Şimdi meselelere buradan baktığımız zaman biraz daha Ömür Baba'nın söylediği konuyu da anlamış olacağız. Birbirimizin cenneti olma, birbirimizin cennetinde yaşama, birbirimizin gönül cennetinde şifa bulmayı Allah her daim hepimize nasip etsin. Bunlar düşünülecek meseleler. Yani kin niye yasak? Çünkü kalbi daralıyor. Yani kin duyuyoruz haset yapıyoruz, fesat yapıyoruz, rekabete düşüyoruz, önce ben diyoruz, önce benim olsun diyoruz, daha fazla olsun diyoruz, bir daha olsun diyoruz, yenisi olsun diyoruz, eskidi tazeleyelim diyoruz. Bu kadar kendini kalbini daraltan bir insanın kalbinin açık olduğunu söyleyebilir miyiz? O zaman Kur'an'daki kalpleri var görmezler ayetini nasıl anlayacağız? kalbi olduğu halde görmemek demek değil mi bu? Nifakla kalbimizi kör ettiğimiz zaman, önce ben dediğimiz zaman bu bizim kalbimizin açık olmadığını gösterir. Henüz iman etmediğimizi gösterir. İman ediyormuş gibi yaptığımızı gösterir. Allah bizi iman ediyormuş gibi yapıyor olmaktan kurtarsın. Gerçek iman ediyor olanlardan, gerçek iman etmişlerden, gerçek vusata ermiş olanlardan, Şaban'ı anlayanlardan, Recep'i anlayanlardan, Ramazan'da vusat yapanlardan inşallah bizi eylesin. Onun için görmenin bir kalp eylemi olduğunu unutmamamız lazım. Bunu zamanla sınırlayamayız. Yani o zaman sahabeler gördüler, etrafındakileri gördüler, ehlibeyt gördü. Biz, biz bunu yapamayız dersek bu bizim kalben görmediğimizi gösterir nasıl Veysel Karani gördü bizim de görebiliyor olmamız lazım. Ve zaten Hazreti Veysel Karani gibi bir örneğin bize sunulmuş olmasının sebebi bizim bu görme işlemini yapabiliyor olmamızla ilgili bir durum. Eğer böyle bir örneğimiz olmasaydı belki de diyecekti ki ya onlar sahabeydi peygamberi gördüler. Onlar ashab-ı güzindi, peygamberi gördüler, arkasında namaz kıldılar, Fehmi Muhsin'inden dinlediler, beraber oldular, beraber nefes aldılar, beraber yürüdüler, beraber oturdular, beraber yemek yediler, beraber savaşa gittiler diyecektik değil mi? Ama e, Veysel Karani örneği, Piran'ın örneği bizi buralara sıkışmamızı da e, önlemiş e, oluyor. Buralardan biraz bakıyor olduğumuz zaman e, meseleyi anlayacağız. Nifak'ın kalbi daralttığı konusunu asla unutmamamız lazım ifa kalbi daraltıyor. Daralan kalbe ne sığabilir ki? Daralan kalbe kendi kendisi sevmek bile sığmayabilir. Kör olan kalp kendini görür mü? Başkasını görmediği gibi kendisini de görmez. Sadece nefsin gösterdiklerini görebilir. Allah kalbi görenlerden bizi eylesin ve bu zaman dilimine takılarak biz onları göremeyiz, işte onları gibi yapamayız, fedaket diyemeyiz gibi bir gaflet ahlakından, gaflet davranışından, bir ahlak seyyeden, kötü davranıştan Allah bizi kurtarsın. Görmeden görebilenlerden eylesin bizi inşallah. Dünya gözüyle görmese bile kalp gözüyle görebilenlerden eylesin. Bunu sağladığımız zaman kurtaracağız. Şimdi geçmişten konuşmak aslında e, o kadar da matah bir şey değil. Ama onları bilmeden de bir yere gitmemiz mümkün değil. Yani sadece hikayeler anlatarak da kalbin gözü açılmaz. Ama ehl Beyt'e muhabbetle, Peygamber Efendimiz'e muhabbetle, ilahi muhabbetle kalbimizi açabiliriz. Sadece hikayeler anlattığımız sürece bu olmaz. Ama o anlatılan menakıptan, o hayattan da bizim payımıza düşenleri muhakkak anlamamız lazım. O bakımdan devri saadeti, peygamberimizi, peygamberimizin yaşadıklarını, peygamberimizin etrafındakileri, peygamberimize pervane olanları, peygamberimiz için canını feda edenleri, hırzı can edenleri, kelebek gibi ateşe uçanları, anlamadan nasıl ateşe uçulacağını nereden bileceğiz? Fedake ebi ve ümmi ya Resulallah diyenleri anlamazsak bu o zamanda oldu, bu zamanda olmaz dersek biz peygamberimiz için neyi feda edebiliriz? Neleri feda ettik? Eğer bir şey feda edememişsek peygamberimiz için fedake ebi ve ümmi ya Resulallah diyemediysek kalp gözümüzün açık olmadığını işareti değil mi bu? Hangi kalp gözü açık olan peygamberimizden bir şey esirger? Hangi kalp gözü açık olan Allah'ın ayetlerinden, Allah'ın hükümlerinden, Allah'ın Kur'an'ından, vahyinden bir şey esirger. Hangi kalp gözü açık olan değil mi e, manadan bir şey esirger? Dolayısıyla buralardan bakmak lazım. Geçmişin yanlış yüklerinden kurtulalım ama geçmişin güzel taraflarında kendi içimizde cem ediyor olmamız gerekir. Geçmişin yükünden yani hafızamızın yanlış yükünden kurtulmadığımız sürece özgürleşemeyeceğiz biz. Özgürleşmeyi istediğimiz haltı yapabiliyor gibi oluyoruz. Hayır, geçmişin yükünden, yani o hafıza yükünden beynimize, ruhumuza, hafızamıza yerleştirdiğimiz yanlış telakilerden, yanlış idrakilerden, yanlış düşüncelerden, yanlış yorumlardan, yanlış çıkarımlardan, yanlış hükümlerden kurtulmadığımız sürece onları terk edip de Fahri Kainat Efendimizin mana sofrasına gelip diz çökmediğimiz sürece o zamanı bu zamana getiremediğimiz sürece biz geçmişin yükünden esaretinden kurtulmamış olacağız. Geçmişin o yanlış yükünden kurtulmadığımız sürece de kalp gözümüz tam açılmayacak ve gerçekten gönlümüzde fedake ebi ve ümmi ya Resulallah annem babam sana feda olsun ya Resulallah diyemeyeceğiz biz daha konforumuzu feda edemiyoruz. Rahatımızı feda edemiyoruz. Ayak uzatmamızı rahat edemiyoruz. E, kendi işte zevkimizi feda edemiyoruz. E, e nasıl olacak? Yani o zaman o sahabeleri anlamadan nasıl olacak? Peygamberimizi anlamadan nasıl olacak? Ehli Beyti anlamadan nasıl olacak? Buralardan da biraz <laughs> meseleyi e, tutmak lazım diye e, düşünüyorum e, sevgili arkadaşlar. Allah bize e, bu Ramazan'da madde gözümüzle beraber mana gözümüzün de açılmasının fırsatını değerlendirenlerden eylesin. Bu fırsatı e, hakikaten nimete çevirenlerden e, eylesin demek lazım. Evet yani görme bir kalp işidir diye başladık. Görme kalp işidir arkadaşlar. Kalbimiz görüyor mu? Bunu bunu test etmemiz lazım. Yani bu Ramazan bugününde bunu düşünmemiz lazım. Kalbimiz görüyor mu? Görüyor demek iddialı olur tabii görmüyor diyerek de kendimizi kötü bir noktaya getirmeyelim. Yani bir yere sıkıştırıp böyle üstünü böyle basıp basıp toprağa üstünü betonlamayalım. Kalbimizin görecek bir hale kendimizi getirelim. Kalbimiz nasıl görür? Kalbimiz vahiy ilahi anlarsan görür. Kalbimiz nasıl görür? Kur'an'ı anlarsan görür. Kalbimiz nasıl olur? Kur'an'ı aydınlığına girmeyi düşünürsen görür. Kalbimiz nasıl görür? Muhammed'imize, peygamberimize, Fahri Kainat Efendimiz'e ve diğer peygamberlere gerçek bir imanı sağlamakla olur kalbimiz nasıl görür? Ehli Beyt'in kapısından Fahri Efendimiz'in ilim şehrine girmekle olur. Bütün bunları yapmadığımız sürece ya da buna bir gayret göstermediğimiz sürece bizim bir görme eylemimiz olamaz. Görme eylemi idrak demektir aslında. Yani gören idrak eder, gören bilinç haline getirir, görenler bilinçli olur. Görmediğin zaman bir bilinç oluşmaz, bir idrak oluşmaz. O zaman ne zamanı anlarsın, ne zemini anlarsın, ne bulunduğun yeri anlarsın, ne bir sabite haline getirebilirsin. Yani Hz. Mevlana Pirimizin demiş olduğu gibi yani bir sabitemiz olmazsa ayağımızı pergelin bir ucu gibi sabit hale getirmezsek bir yeri göremeyiz. Yani bulunduğumuz yeri göreceğiz ki o pergelle diğer taraflara da gidebilelim, başka zamanlara da ulaşabilelim. Yüce kitabımızda Cenab-ı Allah'ın dün akşam bahsetmeye çalıştığımız gibi diğer peygamberlerle ve kavimleriyle yaşadıklarını anlatıyor olması bir hikaye olmasa gerek. Yani bize Allah'ın hikaye anlatmasına ihtiyacı var mı? Allah bize niye bir hikaye anlatsın? Oralardaki simgeleri çözmediğimizde, oralardaki işte gökçek yüzünü, hakikatini açmadıkça, o kapakları kaldırmadıkça bir şey göremeyiz. O kapakları kaldırmak da kalbimizin kapağını kaldırmakla mümkün. Yani kalbimizin kapağını kaldırmazsak Ehli Beyt'i niye sevdiğimizi anlayamayız. Kalbimizin kapağını kaldırmazsak Hz Ali'yi niye sevdiğimizi anlayamayız. Niye o kapıdan girmemiz gerektiğini anlayamayız. Yani bu ne kadar üzülecek bir şey. Hazreti Peygamber Femi Muhsin'inden mübarek ağzından Ehli Beyt'le ilgili bu kadar şey söyleyebilmişken kendimizi hacı, hoca, bilmiş, öğrenmiş falan filan gibi saydığımız halde Hz. Ali kapısından Hz. Peygamber'in ilim şehrine girme gerçeğini anlamamış olmak bizim ilim sahibi olmamızın ne faydası getirir? Yani dünya kadar ilim sahibi olsan, bütün dünya ilimlerini yutsan, uzayı yutsan, fezayı yutsan, kozmolojiyi yutsan, fenni yutsan, fiziği yutsan, onu yutsan, bunu yutsan, yani her şeyi yutsan, bütün ilimler sende olsa, ama Hz. Peygamber'in Femi muhsininden gönüllerimize söylenmiş olan e, ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır hadisi şerifini anlamadan, Ehli Beyt'in kapısından Hz. Ali Efendimiz'den Peygamber'imize girmek gerektiğini düşünmeden nasıl yapacağız bunu? Kalp gözümüzü nasıl açacağız? Mümkün mü? Açılabilir mi böyle bu kalp? Ama şöyle de bir durum oluyor, Hz. Ali Efendimiz'den bahsettiğin zaman kaçışanlar oluyor. Hz. Ali Efendimiz'den bahsettiğin zaman hemen böyle çil yavrusu gibi dağılanlar oluyor. Hazreti Ali Efendimiz'den bahsettiğin zaman kalbinde marazlar doğanlar oluyor. Bu işte bizim infak ehli mi, iman ehli mi, ikrar ehli mi yoksa nifak ehli mi olup olmadığımızı aslında gösteren bir şey. İstediğin kadar ilmin olsun ama ehli beytten bahsedildiğine gönlün coşmuyorsa demek ki kalp kapakçığın kapalı senin. Kalbin görmüyor, kalbinin göz kapakçığı kapalı, maneviyata gözün kapalı senin. Maddiyata açık, maneviyata kapalısın. maddiyata açık ol, ol istediğin kadar ol. Yani ehli beyti sevenin şeyi olup olmadığı gibi bir mesele yok ki. Yani böyle böyle bir şey sonradan oldu. Böyle bu, tahsiller sonradan yapıldı. Yani Hz. Peygamber'i sevmeyen sahabe olabildi mi? Hz. Peygamber'i sevmeyen mümin olabildi mi? Hz. Peygamber'i sevmeyen aşık olabildi mi? Hz. Peygamber'i sevmeyen derviş gönlüne sahip olabildi mi? Yani bizler birileri ya bu ne anlatıyor? Hep Ehli Beyt'ten bahsediyor, Ali'den bahsediyor. Hasan'dan bahsediyor, Hüseyin'den bahsediyor, Fatıma'dan bahsediyor diyerek e, kendini böyle donduran e, bir yapıda olanlar var diye bunlardan bahsetmeyecek miyiz? Buralardan gitmeyecek miyiz? Böyle bir şey olabilir mi? Şu anda dondu mu, e, duyulmuyor mu söylediklerimiz tam olarak? Birilerin duymaması için donmuş olmasın. E, don Şu anda donuksa, duyulmuyorsa açıp tekrar e, kapatıp tekrar açayım. Yani Nadir Canpolat yazdığına göre anladığım kadarıyla sık sık donuyor. Evet o herhalde yayınlarla ilgili bir durum. Bizim yapacak bir şeyimiz ona olmaz. Sonra zaten YouTube'a da atıyor Nebiye Şirin. Oradan inşallah bakmış oluruz. Zaten buradan da yayınlıyoruz. Şimdi Hz. Ali Efendimiz'i anlamak, Ehli Beyt'i anlamak ve Ehli Beyt'ten bahsetmek, Hz. Ebu Bekir Efendimiz'i anlamamak değil ki. Hazreti Ömer Efendimizi, Hazreti Osman Efendimizi anlamamak değil ki, Hazreti Ali Efendimize meftun olmak diğerlerini kenarda tutmak değil mi? Değil ki, böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Zaten birbirinin içerisinde Hazreti Ali Efendimiz onlara danışmanlık yapmış. Onların meselelerini çözmüş, onların hilafetinde onların sorularına cevap vermiş. Ve hatta Hazreti Ali Efendimiz bir kızını Hazreti Ömer'le evlendirmiş. Yani Hazreti Ömer Hazreti Ali Efendimizin damadıdır da aynı zamanda. Yani olaya böyle total bakıyor olmamız lazım. Toptan bakıyor olmamız lazım ve gönülle bakıyor olmamız lazım. <laughs> gönülle bakmadığımız sürece gönül kapağımız, kalp kapağımız kapalı olduğu sürece biz bunları anlamayacağız. Onun için Ehl-i Beyt'ten haz etmeyen adamlarla bizim bir işimiz olmaz zaten. Yani Ehl-i Beyt, yani Hazreti Peygamber'e ilim şehrine giden, Ali kapısına karşı hazımsız olan, ona karşı tepkili olanla bizim ne işimiz olabilir? yüzüne bile bakmamamız lazım. Çünkü gönlü kapalı. Yani ona, ona orada nasipli değil. Onlarla bir işimiz olmaz. Onlar bizim kalbimizi nifak nifak haline getirir. Zaten bir hadiste galiba öyle var. Şimdi ehl ilgili başka bir kitap okuyorum. Ee, bunun da size yeri gelmiş önüm bitirince söyleyecektim ama ehl Sünnet kaynaklarına göre yazılmış olan harika bir kitap. Hazreti Peygamber'in bir hadisinde diyor ki Hazreti Ali'yi sevenler imanı ışığıyla bunu yaparlar. Sevmeyenler nifaktan dolayı yaparlar diyor. Dolayısıyla Tabi, Kelbela şehitleri arasında, çünkü ehl Beyt'ten isimler var, onların içerisinde Ömer var, Bekir var ve Osman isimleri var. Yani bu bizim ayrıştırma alanımız, sonradan oluşmuş ayrıştırmalar. Dolayısıyla bizler ehl Beyt'ten bahsediyoruz diye kaçışanlara güle güle demek lazım. Yani sen kendi kalbini ehl Beyt'e kapatıyorsan zaten Hazreti Peygamber'e giden şehrin kapısını kendin kapattın demektir. O kapıyı kendin çiviledin demektir. Böyle bir şey e, olamaz böyle bir şey olamaz. Zaten ehli ehli sünnet inancı ehli beti sevme üzerine kurulu bir inançtır. Buralara takılmamak lazım ve buralara takılanlara da uğraşmamak lazım. Onun için bizler Allah ehli ehlibeyti muhabbetinden ayırmasın. Allah bizleri Hz. Ali'den, Hz. Fatıma'dan, Hz. Hasan'dan, Hz. Hüseyin'den, Hz. Muhsin'den ayırmasın. Cihari yarı gözünden ayırmasın, Ashabi gözünden ayırmasın. Yok onlarla işimiz. O zaman onlar zamanı nasıl anlayacaklar yani? başka bir özgürleşmemiş demektir işte. Yani sonradan yapılan tasnifleri zihnine yerleştirmiş, bu tasniflerden özgürleşmemiş olan bir insan. O kendi beynine yerleştirmiş olduğu şu şudur, bu budur gibi hakikate uymayan, gerçeğe uymayan, Kur'an ayetlerine uymayan, hadislere uymayan ehli irfanın beyt muhabbetine uymayan anlayışları zihnine yerleştirmiş, vidalamış olan kişilerle ne işimiz olabilir? Onlar kendilerini oraya mahkum etmişler ve kapaklanmışlar oraya. Kapağı da iyiden iyiye de çevilemişler. Onlar orada kalacaklar. Onlar çünkü kendi kapaklarının, yani kendi gönül kapaklarının, kendi gönül gözlerinin açılmasını istemiyorlar. İstemeyene de bir şey demek mümkün değil. Değil mi? Yani dolayısıyla hani bazen ben yıllar evvel radyoda Evet aynı öyle ön yargılardan e, yıllar evvel radyo döneminde, üsküdar FM döneminde e, bir ehli Beyt programı yapmıştım. O kadar çok telefon aldım ki böyle aleyhit aleyhte taşlamalar, taşlamalar, taşlamalar. Ya bu nedir burasını işte Şialar mı ele geçirdi? işte siz de Şii misiniz, Alevi misiniz vesaire. Hazreti Ali'yi sevmeden mümin olunmuyor zaten. Onu sevmek imanın işareti, sevmemek nifakın işareti. Sen nifak ehli misin, iman ehli misin? İman ehliysen o zaman kalp gözünü açacaksın, görmen gerekeni göreceksin. Hazreti Ali'yi görmeden Peygamberimiz'i nasıl göreceğini düşünüyorsun ki? Fatıma'yı görmeden Efendimiz'i nasıl göreceğini düşünüyorsun? Onun paresini görmeden görmen mümkün mü? Onun için geçmişin yükünden, geçmişin hafıza yükünden, geçmişin yanlışlıklar yükünden hepimizin <laughs> kurtulması lazım. Oralara takılmamak lazım. Yani e, buralardan kurtulmadıkça da herhalde kalp e, gözümüzün kapağımızın açılması pek mümkün gözükmüyor. Evet, kaptırdık gidiyoruz gibi. Dostlar çok teşekkür ederim. E, Özge, e, Harun İsa geldi, Fatma. Akçay burada, Karagöz Fatma burada, Şakir abi amin demiş, Nazan içi gene amin demiş. Özgürleşmiyor evet hocam, ön yargıları, ezberleri bozmuyor. İşte o çok kötü. Nadir Canpolat burada, Gül Gökhan burada, Hacı Fahri ise amin demiş, Betül amin demiş. Eyvallah, ehl sünnet inancına tersidir ehl beyti sevmemek, kesinlikle öyle. Aynen Özge'nin notunu okumuştum. Feyzülü ailesi burada. Muharrem Düzer burada, Betül Boncuk burada. Az evvel yayınını da seyrettim. Selamlar televizyoncu arkadaşım. E, TV14'te e, programlar yapıyor. TV14'te bildiğim kadarıyla Ehli Beyt muhabbetinin yoğun olduğu bir e, kanal. Birlikte sözleşmiştik bir program yapmaya ama nasip olmadı. Hayırlar olsun inşallah. Aydemir Canpulat burada, Katibe Akalın e, burada. E, Songül Kaykı e, burada. Yasemin e, burada. Nazan için yeni ilimden Murat da onların yolunu bulmak değil midir? İnşallah bu yolu bulanlardan oluruz diyor. Güzel bir açılım. Atıyorum burada Zeynep. Eyvallah. Ee, selamlar e, dostlara. Ali olmadan peygambere gidilmez. Nadir canpolu çok doğru. Ayşe. Özcan diyelim. Aradakini okuyamadım. E, vervet değil mi e, burada? Banu burada. Velayet olmadan. Eyvallah efendim. Nazan Elçi burada. E 2006 burada. Bizler de dünya sevgisi çok o yüzden meleki alemine yükselemiyoruz demiş Nadir Şampolat. Harika. Sadriye burada. Ümmü Hantel burada. Andana Yaz burada. Maşallah hiç kardeşlere dostlara bakmamışız. Yahu kaptırılmış. Gitmişiz bağışlayın. Gönül 07 burada. Galeri Set burada. Mustafa Işık abim burada. Selamlar. Bugün bir yayını vardı Mustafa Işık'ın harikaydı. Nurdan Göver burada. Gülcan Şencan burada. Asude Yılmaz burada. Muhammed Kökten abim burada. İhsan Kutlay bize seslenmiş Gül Muhammed Aleyhisselam. Beni görmeden seven ümmetim diye. Eyvallah. Katibe Akalın burada. Elif Kaba burada. Şendur Kadayıfçı burada. Maşallah ne kadar çok dostumuz varmış. Muharrem düzer nasılsın dediğin kişinin derdiyle dertlenmek münafıklıkla münafıklıkta bir mertebedir diyor. Onun için büyükler esken küçüklere nasılsın diye sorarlarmış. Küçüklerin büyüklere sormasını kültürümüz uygun görmüyor mu? Çünkü nasılsın dediğinde halini söylediği zaman onu gideremeyeceksen, öyle bir geniş gönle sahip değilsen, öyle bir bilgiye sahip değilsen, öyle bir yüreğe sahip değilsen, öyle bir dikkate sahip değilsen, öyle bir hamiyete sahip değilsen sormaman lazım. Soruyorsan da gereğini yapıyor olman lazım. Edeple gelen lütufla gider. Eyvallah. Duyum burada. Esra Öz Hocam burada. Selamlar Esra Hocam. Öz ailesine. Süheyla Poyraz Hocam sizi böyle dinleyince ümitsizliğe kapılıyoruz. Bizde o haller hiç olmuyor. Ümitsizliğe değil de ümide kapılmak lazım aslında. Üm ümitsiz olmak için değil, ümitli olmak için çok imkan var ama... Acılarımıza tuz basmadan, yaralarımıza tuz basmadan, yaralarımızı kanatmadan, yaralarımızın farkına varmadan kalbimizin kapağını nasıl açacağız? Kalbimizin kapağını açarken, kalbimizin kapanmış olan gözünü açarken elbette bazı ağrılar olacak değil mi? Bazı sızılar olacak, bazı dertler olacak. Başka türlü de olmaz. Yoksa uyutmak kolay. Siyasetten bahsedebiliriz, gündelik meselelerden bahsedebiliriz, koronadan bahsedebiliriz, futboldan bahsedebiliriz, türküler söyleyebiliriz ki yapmıyor da değiliz zaten. Yani çok şeyden bahsedebiliyoruz ve müthiş de keyiflenebiliriz. Ama Ramazan ayı biraz da kalp gözünü açma ayı değil mi? Biraz kalbimizin farkına var mı ayı değil mi? Biraz kalbimizi sevme ayı değil mi? Kalbimizde muhabbeti ilahi, muhabbeti Muhammedi coşturma, o kazanı yakma ayı değil mi? Birbirimizi sararak, sarmalayarak şifaya ulaşmak değil mi? Dertlerimizi gidermek değil mi? Kederlerimizi izale etmek değil mi? Muhabbetimizi artırmak, coşturmak değil mi? Elhamdülillah ki öyle. Onun için o acılar iyi acılar. Onlar doğum acıları, doğum sancıları. Yani bir doğum olacak, bir veledi mana doğacak. Ama veledi mana doğurken, doğarken, hakikat doğarken acısız olur mu? Bir acı olacak. O acı da zevk veren bir acı aslında. Yani mana ile ilişkili acılarımızdan zevk alan bir idrake Allah bize ulaştırsın. O acılar kıymetli acılar ve, ve o acılar herkese de nasip değil dünya acısıyla yanan, evlat acısıyla yanan, maddi acıyla yanan, onu bulamadım, başkası buldu acısıyla yananlardan mı olmak isteriz? Yoksa Fahri Kâhnet Efendimiz'e nasıl ulaşırız? Muhabbeti ilahiyi nasıl anlarız? Muhabbeti Muhammediye nasıl ulaşırız? Ehli Beyt'in muhabbetiyle Fahri Efendimiz'in gönül bahçesine, gönlüne nasıl girebiliriz? Sancısı kıymetli bir sancı. Allah o sancıyı bizden almasın. Allah o sancıyı bize daim etsin. Allah o sancının farkına varanlardan eylesin. Allah o sancının kıymetini bilenlerden eylesin. Allah o sancıyı devam O sancı bizi adam bizi insan edecek. O sancı bizi mümin kadına edecek, mümin erkeğe edecek. O sancı bizi derviş edecek. O sancı bizi aşık edecek. O sancı bizi kurtaracak. Yani yarın ya ömrü kıyamda Allah bize sorduğu zaman en azından Allah'ım yapamadım İnşallah. Bir Gefener burada. Erdem Arsanbaş, burada. Ardem Adem Ardem Samaş burada. Eyvallah. Erzen Ayşe burada. La mekan Derviş burada. Züleynur burada. Esma Yüksel burada. Merhaba efendim. Bir mekan. Bir Bir Nevraca, pardon, bir Nevracan. DM'ye bak sonra diyor. Bakarım inşallah. Teşekkür ederim efendim. Selamlar. Asuman 12.56 burada. Şadi abim burada. İhsan Hanım'ı selamlamıştık. Bengü Ak burada. Elif Doğru Erbulan burada. Ö Do Ömür Coşkun Derevsi adımı selamlamıştık edeple gelen lütufla gider. Süleyman hocama çok teşekkür ederiz. Lütfen ki bir konusunda anlatsın bize diyor. Eyvallah Süleyman hocan artık kendi sayfasından da bence yayın yapma zamanı geldi. Dün birlikte yayın yaptık. İnşallah Ramazan bitmeden bir yayın daha yaparız. E, ama kendi sayfasından da yayın yapma zamanı geldi bence. Hoca burada değil galiba bir göründü gitti. Duyuyorsa e, İnşallah yayın yapar. Duymuyorsa da dostlar duyurmuş olur. Biz de söyleriz inşallah. Yasemin e, Özek'in burada, Filiz Bayrak burada, e, Ceben Aygül, Aygül'ün e, burada, Sümeyra Soyak burada, merhaba efendim, Nisan Meco burada, Asiye Can Dolgun da burada, Nebiye Şirin başından beri burada, Komutanım e, burada, Zafer Arasoy burada, Süleyman Hocam baştan gelmişti, Betül Doğan burada, Muhammed Ravza burada, Dayı maşallah Serpil Alfat burada, Emire Tütüncü burada, Saadettin Turhan Hocam burada, MCMC51 burada, Mogol CNG burada, Ahmet Tosun, Allah razı olsun abim çok teşekkür ederim. Şakir Kurtulmuş abim burada, Sündüz Topgöz burada, Kimsesiz Adem ya da Adem burada, Nursima Kılıç yazar arkadaşım burada. Eyvallah. Ne kadar çok dostumuz gelmiş ya. Biz böyle kaptırdık ya. Tülin Sakavolu burada. History Salih burada. Bilal Tamer e, burada. Esma ablam burada. Muhammed Kökten abim burada. Eee burada. Selamünaleyküm. Abi dini iyi di, abi dini iyi sağlam bir kitap önerir misin diyor? Elif Kaba e, burada. Ee, Zehra Aytekin burada Süleyman Hocam'ın öğrencilerinden. Allah razı olsun. Sevgi Ataç Hocam da buradaymış. Eyvallah efendim. Aysar Coşkun Demir burada. Merhaba Aysar. Selamlar sana da. Muhabbetler. Muharrem Düzer burada. Muhabbetler. Feyzül abim burada. Abi seni muhabbette kucaklıyorum. Halime Özkan burada. Kardeşim Celal Bayar burada. Celal Bayar dün akşamki son yayın için abi dozu çok yüksekti falan dedi bugün. Akşam istişare ettik. Songül Kaykı burada, Ferit Canımız burada, Zeynep Karataş ilk gelenlerden, Nurs burada, Hatice Fahri Nisa Hocam burada, Zekiye Çetin Tekin Doğan burada. Maşallah 45 dakikayı da bu arada doldurmuşuz. Böylece de arada bir yoklamada yapmış olduk. Kimler burada, kimler değil gibi bir yoklamada yapmış olduk. Arada bugün yayın donuyor. Galiba şu anda donuk mu bilmiyorum. Arzu Kurtulmuş burada. Bir Buket Öğretmen burada. Gizem Aydın e, burada. Her daim ümit var olsun diyor. Esra hocamın işareti var aldım. Eyvallah. Tamam Karakaç hocam da buradaymış. Takvaya ulaşma ayı diyor. Eyvallah. Zahmetsiz rahmet olmuyor Asu Değilmaz. Kesinlikle doğru. Kesinlikle öyle. E, tiyatro kültür, hane e, burada. E, Elazığ değil mi? Veri İnce kardeşim burada. Evredik Evridiki Kaos burada değil mi? Aile dizimi burada. Toftar burada. Şu anda donma hali devam ediyor mu bilmiyorum. Donma hali devam ediyorsa e, yayınımızı sonlandırabiliriz. Yani arkadaşlar muhabbetimizi yücelteceğiz. Zamanı ancak böyle anlamamız mümkün. Zemini böyle anlamamız mümkün. Müslümanlık ferdidir. Sahabeler sahabe efendilerimiz öyle yaptılar. Bizim de öyle yapıyor olmamız lazım. Onların öyle yaptığını biliyor olmamız, onların öyle yaptığını konuşuyor olmamız bizi yani sadece bunu yapıyor olmamız bizi kurtarmaz. Biz de ferdi olarak onu yapıyor olmamız lazım. Eyvallah. Sağ olasın. Durma yokmuş. Teşekkür ederiz. Kültürhanem. nazan Nazan İçigen. Eyvallah. Toftar. Sağ olasın Şakir abi. Yani ferdi olacağız. İman e, davranışlarımızı ortaya çıkartır. Yani aslında imanımız bizim efalimizle bağlantılı bir şey. Nasıl bir efal çıktığı bizde, nasıl bir fiil, nasıl bir davranış çıktığı imanımızın nasıl olduğu ile ilişkili bir şey. Yani Kur'an'a yaklaşımda nasıl bir fiil çıkıyor? Bu bizim imanımıza ilgili bir şey. Peygamberimize imanda, ikrarda, muhabbette nasıl bir davranışımız çıkıyor? Bu bizim e, imanımıza ilgili bir şey. Ehli Beyt'e davranışımız, imanımız nasıl bir şey? Bu bizim davranışımızla ortaya çıkıyor. Yani dolayısıyla iman davranışla ortaya çıkıyor. Ben iman ediyorum demek yeten bir şey değil. Eyvallah Nebiyem. Ben iman ediyorum. Güzel nasıl bir davranışım var? Ben iman ediyorum. Güzel nasıl bir muhabbetim var? Ben iman ediyorum. Güzel nasıl bir gayretin var? Ben iman ediyorum. Peki nasıl bir sancın var? Nasıl bir derdin var? Nasıl bir elemim var? Nasıl bir kederim var? Hazreti Peygamber'e kalbim yakın olmadı diye kaç gece sızıya düştün? Değil mi? Çocuğumu göremedim diye acılanırken, mektup gelmedi diye acılanırken ya da benim dediğimi yapmıyor diye acılanırken, hanım beni anlamadı, kocam beni anlamadı diye sancılanırken değil mi? İşimi kaybettim diye sancılanırken, gelirim az diye sancılanırken, yani dünya sancıları içerisinde sancılanırken acaba ben muhabbeti i ilahiyi fark ettim mi? Ben e, vahyi ilahiyi, Kur'an-ı Kerim'i vahyi e, fark ettim mi? Ben muhabbeti Muhammediyi fark ettim mi? Ben birbirini sevme konusunda neredeyim diye kaç gece sancılandık? Kaç gece acı çektik? Buralar yok. Ama sahabenlerin hikayelerini anlatıyoruz öğrenmemiz, içselleştirmemiz lazım. Yani, yanlış bir yere de getirmek istemiyorum. Yani onları bileceğiz, onları anlatacağız birbirimize, onları yaşayacağız, onları bir hal olarak giyineceğiz, onları sevgilerini giyineceğiz ama sadece anlatmaktan ibaret kalırsa bunun çözüm olmadığını söylüyorum. Yani o zaman sadece işin lafını etmiş oluruz. Böyle ağlayasız diye anlatalım ama halinden bize bir hal yoksa o bizim kalp gözümüzün henüz açılmadığını da gösterir. Ramazan kalp gözümüzün açılması gereken bir ay değil mi? Kur'an bunu sağlamıyor mu? Muhammed Aleyhisselam bunu sağlamıyor mu? Ehli Beyt bunu sağlamıyor mu? Betül'ün bir mesajı var. Bu ay nasıl Kur'an ayı ise Hz. Ali Aleyhisselam'ın da şehit edildiği ay. Şehadet günleri içindeyiz. Evet. Allah'ın selamı üzerine olsun. Keremallah Allah ve şey yüzü keremli olan Hazreti Ali Efendimizin şehadet ayıydı. Geçtiğimiz günlerde yani 21'inde biz bunu anlattık. 3 program boyunca Betül Hocam. Bugün İstiklal Gazetesi'ndeki yazımda da Hazreti Ali Efendimizin e, i̇drakindeki e, dört e, direği ve e, Hz Ali Efendimizin e, kulluğu e, üç tarif şeklini e, orada paylaştık e, sayfamda da var e, orada da okunabilir. E, bu ay hem Bedir zaferinin lütfedilme ayı, bu ay hem Mekken'in fethedilme ayı, bu ay aynı zamanda Hz Ali Efendimizin Aleyhisselam'ın e, şehadet ayı. Yani bun, bunlar bizim için e, önemli. Bazılar şeylere takılıyorlar takılmayın. Hazreti Ali Efendimiz'e, Hazreti Fatıma Efendimiz'e aleyhisselam denince ya peygamberlere denir sadece diye takılıyorlar. Bunlar da bizim tasniflerimizdir. Onlara takılmaya gerek yok. Aleyhisselam demek Allah'ın selamı üzerinize olsun demektir. Hazreti Ali Efendimiz'in üzerine olmayacak da Allah'ın selamı. Hazreti Fatıma anamızın üzerine olmayacak da Hasan-ı Müşteba Efendimiz'in üzerine olmayacak da Hüseyin-i Kerbela Efendimiz'in üzerine olmayacak da Hazreti Musa Efendimiz'in kimin üzerine olacak? Bizim üzerimize mi olacak? ki biz de birbirimizi zaten her gün Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Esselamu aleyküm diyoruz değil mi? Allah'ın selamı üzerinize olsun diyoruz. Dolayısıyla dilimizi de Ehlibeyt'e yakın yapmamızda yarar var. Aklımızı kalbe uyumlaştırmadığımız sürece e, kalbimizin gözünün açılması hiç öyle kolay olmayacak. O zaman zamanı zemini anlamayacağız. Yani kalbimizi açmanın yollarını bulacağız. Kalbimizi açmanın bir yolu da belki uzunca konuşmak gerekir ya da ehlinden dinlemek gerekir. Ama bir başlık olarak en azından buradan atmış e, e, olalım. E, aklı kalbe uyumlaştırmalı e, diyelim. Aklı kalbe uyumlaştırmalı diyelim. Tabii ki çok mutlu olurum. Ee, gel bir ehli Beyt şiiriyle de bağlamış olalım. Yani tevhidi anlamamız Hz. Ali Efendimiz'de ehl Beyt'i, yani peygamber e, ocağını, peygamber evini, peygamber hanesini anlamakla e, mümkün. Betül Hocam bekliyorum seni. E, bir 8 dakikamız var. Şiir sığar zannediyorum onunla da bugünü ilk bölümünü kapatmış oluruz. Sonra bakalım neler. Biraz aslında zamanla ilgili notlarım vardı. Onları ikinci bölümde belki paylaşma imkanımız olur. Görme bir kalp işidir demiştik. E, muhabbeti ilahiyle görebiliriz. Muhabbeti ehli beyt ile e, görebiliriz. Bunu dikkate e, alıyor olmamız gerekir e, konusunu. E, bir kez daha dikkatimize alalım. Şimdi <laughs> Betül Boncuk bize bir Ehli Beyt şiiri şairlerinden bir tane aktaracak. Şu anda sesi geliyor, kendisini de görmüş olacağız inşallah. Merhaba, görüntü yok mu? Ee, görüntü ben az önce de bu sıkıntıyı yaşadım. Evet, görüntü gelmedi. İstersen e, iptal edelim, sen bir çağrı gönder, bir öyle deneyelim. Olur mu Betül Hocam? Olur hocam. Tamam. Hadi bakalım bir de e, öyle deneyelim. İşte e, yayınların yoğunluğu sebebiyle de bazen bunlar oluyor ne yazık ki ama güzel şeyler oluyor elhamdülillah. Oralardan da e, bakalım. Hafızamızın yükünden kurtulduğumuz zaman yanlış bilgilerimizin pekiştirdiğimiz yanlış bilgilerin yükünden kurtulduğumuz zaman inşallah e, ehli beyti de daha net e, anlamış olacağız e, diyelim. Evet, arada bir doluyor galiba. Şimdi e, Betül boncu çağırıyorum. Merhaba, geldin şimdi. Merhaba. Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Nasılsınız? Aleyküm selam. Şükürler olsun. Sen nasılsın? İyi misin arkadaşım? Çok teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Evet. Öncelikle ehlibeyt sevgisini yaşayıp, İmam Ali sevgisini yaşayıp ve e, göğsünüzü gere gere topluma, milleti anlatmanız gerçekten gurur verici. Sizi tebrik ediyorum. Çünkü e, maalesef yaşadığımız toplumda e, ehlibeyt sevgisini kolay kolay dışarıya aktaramıyoruz ve e, yanlış anlaşılacağız korkusuyla yaşıyoruz. Ama insan e, ben her zaman şunu söylüyorum. Ne verecekse, gerekirse kanımızı bile vereceksek Ehlibeyt uğrunda verelim. Başka neye? Ehlibeyt. Ehlibeyt uğrunda akan kan kan helaldir. Eyvallah. Biz Biz Ehlibeyt için varız. Ehlibeyt'in dostlarıyız. Ve bugün yarın dünyanın sonu geldiğinde Ehlibeyt'e asker seçilecek kullardan olmak ümidiyle yaşayalım ne güzel. O yüzden sizi tebrik evet. ediyorum. Ben evet. kısa bir vaktinizi alacağım. Ehlibeyt şairlerinden Arzu Hanım'ın çok güzel bir şiiri var. Lütfen. Ee, onu aktarayım size. Harika olur. Peki. Ağlayın ey dağlar, yaslara bürünün bugün. Allah'ın yiğit arslanı, şahı, merdan şehit oldu. Ali benden, ben Ali'den demişti. o Habibullah. Resulun canı cananı şiiri yeziden şehit oldu. Arş-ı alada nikahı kıyılmıştı Ali ile. Hak yola hizmet ettiler velayetin gülü ile. Haber verin Fatıma'ya esen seher yeli ile. Zehra'nın yari sultanı ruhu revan şehit oldu. Zeynep'in baba feryadı yükseldi arş alaya. Kavuşuyor deyin bugün. Şems hasret pektiği aya. Medine şehrinde haber verin oğlu müştebaya. Hasan'ın dermanı, kanı, canlı Kur'an şehit oldu. Hak yaratmamış alemde İmam Ali'nin dengini. Zalimler Katlettiler o mübarek bedenini. Düşündükçe babasının sararıp solan rengini. Artar Hüseyin'in hicranı. Nuru Sultan şehit oldu. İlahi mazlumlar derde muhtazar özlüyorlar. Yaralıdır yürekler. Feryat edip sızlıyorlar. Yarenleri hasret ile zuhrunu gözlüyorlar gönder imamı zamanı. O mübarek şehit oldu. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum ben. Eyvallah. Allah razı olsun. Muhabbetle selamlıyorum arkadaşım. Allah çok... razı olsun. Görüşmek üzere. Hayır, hayırla kal inşallah. Sağ olasın. Çok sağ olun. Sizin ne olun. güzel bir katılım oldu. Betül Gonca'ya çok teşekkür ediyorum. Allah bizi Ehli Beyt'in Katar'ından değil mi? izinden ayırmasın. Onların didarından ayırmasın. Onların yolunda, tozunda olmak bizlere de nasip olsun. Kalbin görme işi ancak böyle olur. Kalbimizi onları sevdiğimiz zaman e, açabiliriz. Onları sevdiğimiz zaman görebiliriz. Onlar öyle dedi, bunlar böyle dedi diye Ehlibeyt muhabbetinden kaçamayız. Bu kendimizden kaçmak olur. Kendimizi inkar olur. imanımızı, müminliğimizi inkar olur. Onlar öyle, bunlar böyle diyemeyiz Hazreti Peygamberimizin şefaati üzerimize olsun. Ehlibeyt diye sevdik, söylediklerini görmezlikten gelemeyiz. İlmi şehri olduğunu görmezlikten gelemeyiz. Ben kimin mevlasıysam Ali onun mevlasıdırı Görmezlikten gelemeyiz. Ee, onu üzen beni üzer. İnceliğini görmezlikten gelemeyiz. Veda hutbesinde ve kadir ruhumda bırakmış olduğu iki emanetten birisinin itretim olduğunu, ehli beytin olduğunu görmezlikten gelemeyiz. Görmezlikten gelenler kendi kalplerinin gözünü kapatmış olurlar. Bu da onların meselesi. Ama biz bize can cana olan dostlarla diyoruz ki bu işin yolu buradan geçer. Bu işin yolu buradan gider. Fahri Efendimiz'e ulaşmadan olmaz. Haluk Tunvaki Hazretleri nasıl madde telefonunda açtığımız zaman alo diyorsak mana telefonu da Ali diye açılır diyor. Ali demediğiniz sürece manadan size bir hisse, manadan size bir pay, manadan size bir İhsan olmaz. Onun için ihsanımızın bol olmasını istiyorsak, Haluk Turgay Hazretleri'nin de söylediği gibi, başka yücelerimizin de söylediği gibi, ehli beytsiz olmaz. Manada var olmak, kalp gözümüzün açılması, Hazreti Ali ile Ali olmakla mümkün. Ali olmak mı istiyoruz? Yüce olmak mı istiyoruz? İyi olmak mı istiyoruz? Sağlıklı olmak mı istiyoruz? Şifa bulmak mı istiyoruz? Ali olmak, yüksek olmak, iyi olmak Ali ile mümkün. Bizler inşallah Ali ile Ali olanlardan olalım. A Ali ile yüce olanlardan olalım. Ali ile mümin olanlardan olalım. Ali ile aşık olanlardan olalım. Ali ile bu yola baş koyanlardan olalım inşallah. Ali'siz Ali olunmaz. Ali olmak için de Ali'siz olunmaz. Onun için biz inşallah Ali ile beraber gidelim. Peki efendim kısa bir aramız olacak. Sonra yine bir arada olacağız. Dostlarımız gelirse yani burada olursanız biz de burada olacağız. Bir nefes arası verelim. Ardından tekrar muhabbette buluşalım efendim. Gören kalplerimiz olsun inşallah. Ya selam.